Söyleyin hangisini ama yani bu size en Ya çok sen şey de daha güzel olur. ikilemde vuruyor. Dokuzun mesela Lemalar beraber yapmak Ama daha. şimdi lemalar yaparız zaten. O sayıda olunca da diğerini yaparız. Ha tamam, hangisini isterseniz. Benim için ikisi de açık. Lemalar yaparız. Tamam yani O zaman bunu ben... bir söylesin. He? Lemaları yaparız. Şey için dedim. Bu şu anlardaki imanın o altı tane imanı esası nasıl bütünlüğe bakıp bir derece çözersiniz yani. Çözülür her yerde duyar yani. Siz Bu de... bütünlükten de burada önce ya bir hakikati imanı inkar eden kafir olur, kabul etmeyen Müslüman olmaz. Bu nasıl oluyor yani? Kabul etmeyen her şey bir tanesi onun. Ha. İşte o Birinde bir cüz diyor, birinde hakikaten imaniye diyor. hatta Kur'an'da biraz da zorlaştırayım. Mümin demeyiniz diyor. İman ettik demeyiniz diyor. Müslüman olduk deyiniz diyor. Tamam. Yani İslam ayrı, iman ayrı ya. Bu ayrı. Ben şimdi bu şeytanı yapalım ki bu tabir olduğu için bunu çözmek biraz da şey. Daha güzel olur yani. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. 13. lema. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kul Rabbi euzubike min hamazati şeyatin ve euzubike rabben yahturun. Sadakallahu azim. Bu ayet nerede geçiyor böyle? Nerede geçiyor derken abi? Yani böyle bir aynı böyle bir 20 21. vesvese. Orada geçiyor. Ama aynı. Bir tane vesvese anlatıyor, bir tane şeytan anlatıyor. Ama aynı ayet. Yani şey için söyledim. Arkadaşlar, Risale'deki bir manayı çözmenin bir yolu da kullandığı ayete bakın. Mesela Vesvese Risalesi'nde de aynı ayeti kullanıyor. Şeytanla istiaze meselesinde de aynı ayeti kullanıyor. İkisinde de aynı kullanıyor. Mesela şeyde Ramazan'a ait çok ayetler varken değişik yani farklı bir şey kullanıyor. Farklı bir ayet kullanıyor. O da çok ilginç. Oruçla alakalı kullanması gereken başka şeyler kullanıyor. Ona da dikkatinizi çekmek istiyorum ki bu da bir yöntem. Mesela bu ayet Vesvese Risalesi'nin başına konmuş. Çünkü kaynak aynı. Beşinci işaret. 73 lemalar. Bir de dördüncü işaret. Ha, 5 mi? Ha, 4. Tamam. Oo. Bu daha antik oldu. Dördüncü işaret. Adem şerri mas ve vücut hayri mas olduğunu ehli tahkik ve ashab-ı keşf ittifak etmişler. Kim? Ehli tahkik ve ashab-ı keşf. Evet, ekseriyeti mutlaka ile hayır ve mehasin ve kemalat vücuda istinad eder ve ona raci olur. Sureten menfi ve ademi de olsa esası subutidir ve ehli tahkik kimdir? Yani hangi grup girer? Mesela tahmini söyleyin. Muhakkik ve mudakkik. İki grup. Muhakkik ve mudakkik. Ehli keşf abi. Ehli keşf de kalbi seyri suluk etmiş Muhiddin Arabi gibi. Mesela Muhiddin Arabi ehli tahkik gibi olmuş ama sonradan ehli keşife dönmüş. Keşfine itimat ediyor. Bunu şeyde de 286 mıydı? 260, 280.
şu anlarda haşri ispatta kullanıyor. Mesela ehli keşfin şuhudu, şuhudunu da delil yapıyor. Yani şahit oldukları. Ya bahsedilen meselelerde kullanıyor. Kalbi bahsinde de kullanıyor bunu. Evet. Ehli keşfe zevk hükmetmişler ki vesaire. Burada sanki ya bundan önceki mesela, bundan önce de bu meselelerden bahsetmişler. Onlarca da sabittir ki diyor. Bahsetmişler ve aralarında bayağı şey olmuş ama medar mesele olmuş. Fakat ehli tahkik deyince mimle de. Muhakkik ve mudakkik. Arasındaki fark ne abi? Nedir mesela? Mudakkik yani belli birkaç konuda böyle ihtisas sahibi olan, muhakkik ise genelinden ihtisas sahibi olana deniyor bildiğim kadarıyla. Evet. Bakın bakalım ne olabilir? Lugatı nedir? Yani lugatı. Ehli tahkik yani konular iki bir şekilde. Tahkik ne demek işte? Meseleyi derinlemesine araştırmak, lugatı bu. Sağlam bir şekilde bulmak, araştırmak. Mudakik peki ne gibi? Mudakik sanki ince, o meseleleri ince taraflarını sanki araştırmak gibi, mudakik deyince. Mudakik her yönüyle, her cihetiyle, bütün yönüyle araştıran demek abi, bilen demek. Mesela külliyatı ben mesela diyelim ki birkaç tane risalede ihtisas sahibi olabilirim ama genelinden eğer şey değilsem, hakkı değilsem bu dakik denilmez. Hakkik denilmez. Muhakkik. Bakın bakalım lugatta ne diyor. Ben söylemeden şey yapayım böyle be. Çalışmıştık biraz Murat'ta da. Tetkik abi inceleme veriyor tetkik. Tetkik, muhakkik mi yani? İnceleme muhakkik. He? Mudakkik, muhakkik araştıran. Ama yani benim anladığım tetkikte biraz daha sathi yani diye bakıyor. Mesela ahiret. Baktı Kur'an'dan, Risale'den baktı. Ama muhakkikte hakikate geçiyor yani. Hakikatına bakıyor yani. Onun. Bak çok farklı oldu. Gördünüz mü? Muhakkik esma yoluyla müsemaya gider. Esmaları kullanır. Mudakik ise mevcudatı kullanır. Kendisini kullanır. Mevcudatı kullanır. Muhakkik esma-i ilahi yoluyla gidiyor. Marifet ilmi. Mudakik'te o esma yolunu da kullanıyor. Mudakik'te. İkisini cem edene ne denilir? İkisini cem edene İlmi kelam uleması denilir. İlmi kelam ulemaları muhakkiktir ve mudakiktirler. Mesela Fahreddin-i Razi, İmam-ı Gazali, Eşari Hazretleri, Maturidi Hazretleri ilmi kelam uleması olmakla muhakkik ve mudakiktirler. Muhakkik daha çok metne sadık. Mudakik ise kendisine şahit. Üstad bunlar neresinde? Üstad bunlara aşkın asıl imamı. Asıl imamı şualarda söylüyor üstadın yeri. Peygamberler ve 4 sahabeden sonra geliyor. Diğer genel sahabe değil. 4 sahabeden sonra geliyor. Şualarda söyledim. Hatırladınız. Büyük Mehdi diye. Büyük Mehdi ne demek? Peygamberler, 4 sahabe, Hulefai Raşidin ve ondan sonra. Çünkü Risale-i Nur, insan değil ki insanla kıyas edilsin. Risale-i Nur, Kur'an'ın hakikatidir. Kur'an, insanla kıyas edilmez. Çünkü insan değil. Kur'an'ın hakikati son. Peki ne özelliği var? 124 bin peygamberin cemi olduğu için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kitabı da böyle. O Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şahsının ve kitabının da son mücedidi, son eseri de. Son mücedidi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şahsına,
son kitap Kur'an'da son mucidide tezahür ediyor. Şahıs, kitap. 124 bin nebi aleyhissalatü vesselamın zatında cem olmuş. Ahir zaman Mehdi azamında, büyük Mehdi'de de şahsiyet böyle bir şahsiyet. Bunun vazifedarı ki ahir zamanda gelecek Mehdi'nin her şeyini tasdik ve onaylar diyor. Ondan önce gelenlerin diyor, tahsiye eder bazı yerlerini diyor. Suhuflar ve kitapların cemi Kur'an, onu da son asırdaki varisi Risale'nin hakikatleri. Gel itiraz edecekler. Etsinler ya. Dalga geçerler ki bu çapallar. Bu ne diyor diyor. Ama kimseyi davet etmiyoruz. İster kabul et, ister etme. Ama ortada da itiraz edenler ortaya da bir şey koyamıyorlar. Yani. Yok. Hep nakil. Kur'an'a meal veriyorlar. Sanki ilk defa duyulmuş. Mucedid değil ki. Mucedid yeni demektir. Kur'an ve sünneti esas alıp yeni çıkış yolları. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Alemden Rabbine hamdolsun. Yeni mi oldu yani? Bu bilinmiyor muydu? Ne ya? İşte bir sürü şeyler çıkıyor ya böyle Vehhabiler. Oh! Ne diyor ki? Meal söylüyor. Tefsir ediyor. Yani yeni bir şey mi bu? Yeni olmayan her şey mücedid değildir. Bitti. Ben devam edeyim. Adem'den ne anlıyoruz abiler? Engel mi yürütmüş? Bu ehli keşf, tasavvuf ehli oluyor. Hangi diğeri de ehli ilmi kelam uleması. Ha gibi. Ama bu ehli ashabı keşf de, keşf yani aynı zamanda İmam-ı Rabbani Hazretleri böyle şey gibi, Mevlana'lar böyle. Aynı zamanda aslın imamlar ama keşif tarafları da kuvvetli. Ahir zaman Mehdi'sinde ise ayrı bir özellik var. Niçin? Son. Her peygamberin helak olmasına veya o kavmin imtihan olan günahları bu asırda geneldir. Lut, Semud, Ad kavimlerinin günahları şimdi daha genel. Ama peygamber yok. O zamanları tamir etmek için peygamber kullandı. Şimdi peygamber yok. O zaman asın imamı o peygamberlerin mazar olduğu esmaya mazar olması lazım. Mesela Kadir esmasına mazar iken İsa aleyhisselam haşır hakkında fazla izahat yapmamış. Ama Risale'de izahat var. Mesela ruh hakkında kulli ruhu min emri Rabbi, Rabbinin emrindendir. Fazla izah yapılmamıştır ama Risale çok güzel. Ruh hizası. Evet. Çünkü niye? Vazifelisin. Sen deniliyorsun ki bu okulun müdürüsün. Bu memleketin reisisin. Mesulsun ama yetkin yok. Yetki yoksa mesul olur. Risale-i Nur mesul mudur aslında tamiriyle? Mesulsa yetkili olması lazım. Yetkili ne demek? Her peygamberin mazhar olduğu ismi azaba mazhar olması lazım. Onun için Risale-i Nur bütün mevzularını ismi azam cihetiyle izah ediyor. Şimdi Adem nedir abiler? Adem cehennemin de cehennemidir. Yokluğun varlığıdır. Yokluğun varlığı. Yok varlık. Yokluğun varlığı. Evet. Yani yok diye bir şey yok ama yokluğun varlığı var. Yok ama var. Sıfatsız sıfat, vücutsuz vücut, varlıksız varlık. Cehennem taşören şirkettir. Adem'e çalışıyor. Girmeyelim, o kadar yeter. Adem, şerri mağazdır. Vücudu ilmiye perde olmuş bir ünvandır. Bu Adem. Bir de Adem-i sırf var, bir de Adem-i mutlak var. Adem-i mutlak zaten yoktur. Adem-i sırf var. Ama Adem ise vücudu ilmiye perde olmuş bir var. Mesela sinema filmi nerede ortaya çıkar? O karşıdaki ekranda. Yani vücudu haricisi yok. Yok. Ama vücudu ilmiye. Vücudu ilmi de yok. İlmi vücutları var. Vücudu ilmisi de yok Adem'in. Ama vücudu ilim orada gözüküyor. Bu. Yani Adem 59 o mektubattaki vücudu ilmiyeye perde olmuş bir unvandır. Unvan. Nedir? Unvan.
Ne olmuş, ne yapmış bu adam? Adem sinemanın ortaya çıkması için perde olmuş. Sinemanın kendisi değil. Ama nerede ortaya çıkacak? Vücudi ilimlere. Kendisi vücudi ilimde değil. Vücudi ilimlerin çıkmasına tahir. Vücutsuz vücut. Onun için cehennem hiçbir şey değil. Cehennem taşeron şirket. Cehennem nereye çalışıyor? Adem alemlerine. Korkunç bir şey ya. Nasıl bir şeyse anla yani. Allah Kur'an'da anlatıp bitiremediği, bitmediği cehennemin cehennemi Adem. Ya abi nasıl bir şey? Düşünsek zaten vücut olurdu. Mesela ben bir parça şöyle yapabilirim. Belki mümkün değil de. Düşünce işi olsun diye. Kolunuz kırılır. Ağrısı bellidir. Herkesçe ortaktır. Kolu kırılanlar bilir. Ameliyat oldum. Herkes bilir. Burun ameliyatı oldum. Nefes almanın ne demek olduğunu ortak biliriz. Tamam. Fakat herkese has Mehmet şey var. Psikolojik sıkıntı var. Ortak değil. Herkes has. Adem buna benziyor işte. Tanımlayamıyorsun. Niçin Adem deniliyor buna? Aklen düzeltiyorsun, düzelmiyor. Kalben düzeltiyorsun, düzelmiyor. Kur'an okuyorsun, düzelmiyor. Zikir ediyorsun, düzelmiyor. Evrat okuyorsun, düzelmiyor. Ne yaparsanız yapın o psikoloji içsel yanıyor. Yani çözüm ne? Ne olduğunu anlaman için söylüyorum. Çözümü intihar görüyor. Kendisi ne peki? Çözüm intiharsa kendisi ne olur? Yani kendine vücudu yok ama çok vücutlu şeylerden daha fazla icraat yapabilir. Acayip. Yani bakın azabın çeşidini Yusuf anlamanız için söylüyorum. Çözümü intiharsa kendisi nedir? Bilmiyoruz. Öyleyse Adem'e en fazla kuvvet veren evham oluyor. Vehim. Evet. İşte zaten İstiaze Risalesi'ni onun için konmuş. Çünkü çok ihtimallarına beslenebiliyor. Arkadaşlar, vesvese eylemedir. Vesvesenin bir derece çaresi var. Yanında durur birisi, abdest alırsın. Ben birisinin tuvalet kapısına durdum, hadi çık. Tamam abi, olmuş mudur diyor içeriden. Oldu lan dedim. Çık. 5 dakika verdim. Olmuş mu? Bak günah senin ha, içeriden söylüyor. Bak çaresi var. Aynen oldu. Çok şükür kurtardım. Ama vehmin çaresi yok. Nasıl gireyim kafasına? Vehim düşünseldir. Adem alemlerini doğurur. Allah kimsenin başına vermiyor. Müslümanıma vermesin. Müslümana vermesin demiyorum. Benim Müslümanıma Allah vehim hastalığını vermesin. Vesvesenin bir çaresi var. Vehim Allah muhafaza. İşte benim tespit edebildiğim kadar böyle tıkır tıkır gitmek istemiyorum size. Tabirleri doldurmak istiyorum abiler. İsterseniz gideyim ama şu tespitimi söyleyeyim size. 4 cins cin var. 4 taife. Bilginiz olsun. Toprak cinsinden cin var. Ustad sabah namazında yapıyoruz ya. Allahümme cine minen nar. Allahümme cine min kulli nar. Allahümme cine min şerri nefsi lemmara. Allahümme cine min insi ve cin. Cinlerden ve şeytanlardan. 4 tane şeyden sığılıyor. Nefse emmare. Şeytan, cin ve insanların şerinden. 4 taife cin var. Bilin, 4 taife. Toprak taifesi, toprakta yaşıyorlar. Toprağın içinde yaşıyorlar. Ateş, ateşin içinde yaşıyorlar. Su, okyanusların diplerinde, suların içinde yaşıyorlar. Hava, havada yaşıyorlar. Bir tanesini söyleyeyim, nerede olur? Toprak taifesi kemiklerde olur. Kemik ağrılarına o sebebiyet veriyor. Seyredilen filmler kemiklerde erva habisi olur. 246 sürede. En berbatı nedir? Kurtulması neredeyse çok zor olan hava cinidir. Nerede olur? Bu mevzumuzla alakalı. Kafada olur. Vehim yapar. Vehim yapar. Cinsel
su cinsindeki cin yapar. Cinselliği aktif eder. Cin net. Hava cini yapar. Cin olduğu nettir. Arıları hangisi yapar? Toprak cinsinden yapar. Öfke, nefret, kurmak, dökmek, boşanmak, şey yapmak, böyle boşanıyorum, şey yapıyorum, hayır falan, bunlar da ateş cini yapar. Vesile olur. Bunu yok olmaz. Ufalır. Cinlerin özelliği enerjidir. Mesela dışarıda şey var, kar var. Bıçakla baltayla kesebilir misiniz? Yok. Ayırabilirsin ama yok edemezsiniz. Güneş de yok olur. Cinler enerji paketidir. Okudukça Kur'an, kıldıkça namaz, tatmanızda bu ufalır yok olmaz. Günah işledikçe, videolara girdikçe bu o enerji büyür. Bu büyür. Enerji paketidir. Bazen kulağına bir şey yapar. Ulan namussuz, hava cini işte yapıyor ya. Şimdi Adem'den biraz konuştuk. Şerri mahzdır. Vücut nedir? Subutu sıfattandır. Zatı sıfattandır. Vücut, Mehmet. Vücut, beka, vaktaniyet, kıdem, muhalefetünün havadis, kıyami bin nefs. Ve tekvin. 7. Zatı sıfatın içinde vücut var. Karşısına ne koydu? Adem. Adem zati sıfat mıdır? Yok. Yok ki vücudu bir sıfata koyasın. Vücudun vücudu olduğu için vücut sıfatıdır. Adem'i nereye koyacaksın? Tekvinde. Vücut hayr-ı mas olduğunu ehli tahkik ve ashab-ı keşf ittifak etmişler. Burayı epey çözdük. Bu şerri mas'tayken abi hiçbir şey tamamıyla şer değildir normalde. Bu nasıl şerri mas? Adem öyledir işte. Mesela cehennem şerri mas değil. Çünkü çok hayır memleketlerini yapıyor. Günahları yakıp vücuda dönüştürüyor. Cehennem ne yapar? Günahı yakarak vücuda dönüşür. Adem ise öyle vücut mucut yok. Kara delik gibi. Ama varlığın zemini dedik abi. Varlığın zemini demedik. Yokluğun varlığı. Vücutsuz vücut. Var yok yani. Ancak böyle lügat yapabildi. Yani oraya vücut şey yapılmıyor. İlmi vücutlar gözüküyor. Nerede? Vücutsuz vücutta Adem. Yani zaten içerisini tanımlayabilsek, içine girsek vücut olur zaten. Böyle bir şey yok yani. Ne diyoruz o zaman? Ben çalıştığım için söylüyorum. Çok çalıştım senelerce. 10 kese, 20 senelerce. Buldum cümle şu. Adem, ustadın söylediğini söyleyeyim. Adem vücud ilmiye perde olmuş bir unvandır. 59 mektuba. Ben hepsini çalıştım. Şöyle bir vücut. Vücutsuz vücut. Varlıksız varlık. Sıfatsız sıfat. İlimsiz ilim. Düşünülmeden düşünülen. Böyle bir şey. Eylemsel nedir? Böyle her şeyi zıttına dönüştürür. Zıttı bile değil. Yani en acımasız misali. İntihar. Adem alemleri aktif oldu mu biz de nasıl anlarız? İntiharı düşünür. İntihar düşünceleri Adem alemleri aktif olduğundandır. Vurmak, kırmak başka bir şey. Anlattım bunu size 4 tane. Bak havacili vesaire. Peki bunlarla nasıl baş edilir? Ancak enfusi tefekkürle. Ama takva denilen ibadeti kamil hepsini tazamun eder. Yani mülk ve melekut, zahir ve batın hepsini tazamun ediyor. Ruhun 4 havası, vicdanın 4 anasırı hepsini kim cem ediyor? Aktif ediyor. Takva. Takva. Takvası olmayan taklası olur. Takla atar. Takva acayip bir şeydir. Size lazım olanı söyleyeyim. Siz zaten dershanedesiniz. Günahların kendi enerjisi şeytandır. Şeytana gerek yok. Günahın kendisi. Mesela haram bir videoyu seyrediyorsunuz. Şeytan gelmez. O haramın kendisi şeytandır zaten. O içeriye giren enerji, o haram resim, içeride onun adı şeytandır. Şeytanın vücududur.
Şeytana ona gerek yok. Şeytan kuralsız doğru şeylerden, hareketlerden girer. Mesela bir gün 8.30'da kalktınız, bir gün 10'da kalktınız, bir gün 11'de, bir gün 5'te. Doğru, kalkmanda bir sorun yok. Haram değil ama kuralsız yaşarsak o ara boşluğunda yol bulur. Disiplinli ve kurallı olanlara şeytan selam durur. Bir şey yapamaz. Bu adam disiplinli, bu adam hayatı kontrollü. Abi bir soru sorayım ya. Basit basit bir soru sorayım. Adam hangi esmanın iktizasıdır? Adem'in vücudu yok ki esması olsun Mehmet. Dedi ya. Hangi sıfatın iktizası? Tekvin. 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 Adem'in mutlak zaten yok ustadın tarihi. Adem'i sırf var. Peki. Allah varken hiçbir şey yoktu. Hali Adem'i sırf. Hikmetine baktınız mı abi? He. Ama şimdi ona girerse Adem'e dönüşür. Çünkü belki de 20-30 tane ders var Adem hakkında. Yani ben eylemsel hali çalışıyorum. İstiazi dershane şeyi ya dersi. Yani Adem aktif olursa en önemlisini söylüyorum. Adem ima girerse, yani insanda aktifliği olumsuz düşünceler hep böyle yapar. Mesela şeytani bir şey olsa, şeytan olsa, şeytan vara musallat olur. Mesela abdestin yok diyor, abdestliye der. İmanın yok diyor, imanlıya der. Şeytan vara musallat olur. Mesela abdestin yok diyorsa bilin ki abdestiniz var. Niye söylüyor? Ben tasdik ediyorum diyor şeytan. Böylelikle. Ama o kalbe yakın rümey şeytaniyeden çıkıyor. Vehim ise kafadadır. Düşünsel bozukluğudur. Hava ciniyle alakalıdır. Kafir cinlerin şeyleriyle olur. Bundan kurtulmak çok zordur. Neyle kurtulacaksın? Niye Risale-i Nur atsın? Yani ahir zaman fitnesi nedir? En büyük unsuru ahir zaman fitnesi sıkıntıdır. Ustada da bir ara musallat olmuş sıkıntı. Bana dariz oldu diyor. Ahir zaman fitnesinin en büyük insana yansıması sıkıntıdır. Herkes ya kalben ya ruhen ya aklen ya bedenen sıkıntıdadır diyor. Nasıl kurtulacaksın? Tefekkür-i imaniden başka çare yok. Ben görmedim, bilmiyorum. Tefekkür kendinden sıyrılmaktır zaten. Lazım olan bu konuda şey yapayım yoksa fazla durmayalım. Hani 30. yüzyıl misal kullanın ya ben. Adem'in vücuduna şey yapmak için, vücudu değil de anlamak için, şurada bir misal konuyor Üstad Hazretleri. Eşyanın derece ve miktarlarını bildiren mizanul hararete, mizanul hava gibi mizanlar nevinden bir mizandır ki. Evet. Yani vücuda da zemin oluyor, yokluğa da zemin oluyor. Ama kendisinde böyle bir şey yok. Yok, kendisinde. Mesela diyelim ki yok. Termometre 40 derece gösterdi. Elini sür bakayım, sıcak mı? Yok, buz gibi. Soğuk. Mehmet anlatır mı bu işi? Çok tuhaf değil mi? Termometre 40 gösteriyor, kendisi 40 derecede değil. Adem böyle bir şey. Vücudu gösteriyor ama kendisinin vücudu yok. Bu. Yani vücudu ilmiye perde olmuş bir ünvan sanki buna daha güzel oturuyor. Evet değil mi? Vücudu da yokluğu da, şeyleri de orada gösteriyor. Evet. Biraz gidelim. Aynen öyle. Ekseriyeti mutlaka ile hayır ve mehasim ve kemalat vücuda istinad eder ve ondan raci olur. Ona raci olur. Mesela Allah'tan başka vücut olmuyor işte. Bir an Allah'tan kop, yani Allah inayetini bir anda bıraksa var ya. Bir anda inayetini bıraksa düşünemiyorum. Adem'e düşüyor. Allah nasıl böyle? Tek tek hepimizi tutuyor. O zaman sürekli bağlı olmak lazım. Yani zaten o sana bağlı da. Fakat bağlılığımızın şuurunu, bu taraftan şuurumuz olması lazım. Derecesine giren fark ediyor. Sureten menfi ve ademi de olsa, bak sureten menfi ve ademi esası subutidir, vücudidir. Mesela İslam'ın her menfi meselesi dahi diyor. Bu 84. sayfada da söylüyor, İnce Mesnevi'nin 200'de söylüyor vesaire. Menfi ve ademi de olsa esası subutidir, vücudidir. Dalalet ve şer ve musibetler ve masiyetler ve belalar gibi bütün çirkinliklerin esası maesi Adem'dir, nefidir. Bak Adem'i de söyledi. Adem neden geliyor? Adem dalaletlerden, şerden, musibetlerden, günahlardan, masiyet,
belalardan, bütün çirkinliklerin esası Adem'den çıkıyor. Hastalık da Adem'den çıkıyor. Mesela Hızır abiye demiştim. Hızır abi dedim, Allah'ın bütün isimleri cemali, cennette azami tecelli edecek, celali de cehennemde. Ya dedim, Allah'ın Şafi ismi celal değil. Şafi. Cennette nasıl tecelli edecek yani, şifa vermek? Mesela Rezak. Acıkma yok. Şafi ismi, hastalık yok. Cennette nasıl tecelli edecek? Azami derecede tecelli ettiği için hastalık olmayacak. Onun için hastalık yok. Hastalık da tecelli etmiyor abi. Çekildiği zaman hasta oluyor insan. Heh, onu diyeceğim. Aslında hastalık yok. Fıtratta hastalık yok. Şafi çekilince hastalık tepene biniyor. Hastalık nedir? Şafi'nin, Şafi isminin yokluğudur. Az tecelli. Tamamen çekse Adem'e düşüyor. Bak burada diyor, dalalet. Dalalet nedir? En kısa bir cümleyle. Öyle ezber geçmeyelim ya. Rehbersizlikten. Onu ezberleyeceğiz. Gayril mağdubi aleyhim veleddallin dallin. Rehbersizlikten. 25. sözde geçiyor. Dalalet, rehbersizlikten. Şer, musibetler, masiyetler, haramlar, günahlar, belalar gibi bütün çirkinliklerin esası, mayesi Adem'dir, nefidir. Sütün mayası Adem mayalıyor. Vücudu mayalıyor, Adem'e dönüştürüyor. Müsbet dahi gözükse. Şimdi geçsin Hasan abi. Ekseriyet-i mutlaka itibariyle hayır, mahasin, kemalat vücuda isnat eder ve ona raci olur. Surete menfi. Surete menfi ne demek? Doğru, biz buraya atladık abi ya. Niye atladık? Atıfları yaptım. Mesela surete menfi, mesela diyelim ki Adem'i de olsa, sürekli menfi ve Adem'i de olsa diyor. Bak sureten, bak menfi ve Adem'i de olsa esası subutidir ve vücudidir. Mesela diyelim ki cehennem. Menfi. Menfidir. Ama vücudidir yani. Vücut dairesidir. Hayır, mehasi, kemalat. Evet. Hayır nasıl menfi olabilir? Mehasi nasıl? Hayır menfi demiyor. Ekseriyet-i mutlaka hayır ve mehasin kemalat vücuda istinad eder. Tamam. Nasıl menfi oldu? Ona aracı olur. Sureten başka şey için söyleyeyim. Surete mesela diyelim ki cehennem sureti kötü. Yani ben burayı yanlış mı anladım? Ben öyle yaptım. Kusura bakmayın dedi. Hayır. Mehasin kemalat vücuda isnat eder ve ona raci olur. Bunlar hepsi surete menfi olsa Adem'e bu öyle değil mi? Nokta var mı? Mehmet. Ayırmamışsın sen onu. Şimdi yukarıda hükümleri sıralıyor. Mesela Adem şerimas vücut olduğundan elden oraya geçti. Yani hepsi müstakil düşüneceksin noktadan sonra. Sonra izah ediyor. Yani bunlar hüküm verdi. Tersini düşünemezsin. Bak kemalat neymiş? Bak ekseriyeti mutlaka hayır measin kemalat zaten hükmünü söylüyor. Vücuda istinad eder. Ona raci olur. Bitti bu. Tamam. Ama sureten menfi ve ademi olsa mesela sureten bir şey menfi ve ademi. Bu şey hani 18'de şöyle bir kanuniyet kullanıyor. Bir şey ya bizzat güzeldir ya da neticeleri itibariyle güzeldir. Hı hı. Bazı menfi görünen hadiselerin arkasında hayır çıkabiliyor abi. Evet. Sureten ademi var. Mesela cehennem diyor da cehennem. Veya hastalıklar abi. Normal mesela Adem sureten kötü. Adem. Ama vücut ilmeğe perde olmuş bir ürün var. Hatta abi, şu alarda bir yer dediniz ya abi, her bir imanın her bir meselesi diyor. Menfi de görürse diyor, müsbet bir hakikatin ünvanıdır. Bazı reddettikleri var. Ondan sonra teşvik ettikleri var. Reddettikleri menfi gözüküyor. Mesela bak ama bir tanesini. Aşağıda izah ediyor bunu. Abi şu yukarıda şey diyor ya. Evet ekseriyeti mutlak dedi, mutlak çoğunluk. Bunlar zaten suretinde hayır vücuda istinad ediyor.
Bu ekseriyeti mutlakadan çoğunluktan kalan azınlık sureten menfi bir ademi de olsa bunlar yani o azınlık az bir şey. O nedir o biliyor musunuz? Evet abi %100 herhalde anlamış ekseriyeti evet. Mutlakadan. Bak şimdi arkadaşlar dalalet adam yaşamıyor mu peygambersiz? Yaşıyor. Yaşıyor ama bak yaşıyor. Surette vücut. Ama hakikati adem. Mesela musibetler. Surete menfi ve ademi bu. He bak şimdi. Bu nasıl? Masiyetler. Zaten menfi ve ademi. Belalar. Belalar. İşte bu onlar abi işte. Bu, ha, bu sureten, şimdi sayıyor bunun içerisinde. Sureten ademi, menfi ama hakikati su hesabına evet, çalışıyor. Evet. Vücut hesabına çalışıyor. Adem. Adem vücuda çalışıyor ya. Mesela nedir deniliyor? Dalalet. Kime hizmet ediyor? Hidayete. Küfür nereye hizmet ediyor? İmana. Şer, hayra. Musibet, sihat. Bu sonra masiyet günahlar sevaba, belalar nimetlere gibi bütün çirkinlikler. Esası maesi Adem'dir, nefidir. Ama şimdi izah ediyor. Onlardaki fenalık ve çirkinlik Adem'den geliyor. Çendan sureti zahiri de müsbet ve vücidi de görünseler mesela günah. Yani bir şey yapıyor mesela içki içiyor. Var yani bak Adem değil. Bu tam şimdi tam şeye geçti abi. İzah. Tam ters karşı tarafa geçti abi. Evet geçti. Bir tarafta menfi görünür dedi ama vücuda hizmet ediyor diyor. İkinci bir ciheti kullanıyor şimdi abi. Evet. Vücut görünüyor ama Adem'e hizmet ediyor. Adem'e hizmet. Mesela şimdi diyelim ki adam içkiyi kaldırdı. Vücuttu bu. Var ya. Yani. Var. Adam mesela Budistler peygambersiz yaşıyor. Mesela peygamber inkar eden Türkiye'de. Yaşıyor. Bak vücutta yani. Yaşıyor ya vücutta. Mesela içki. Vücudu bu. Ama aslı nedir? Maesi. Onlardaki fenalık ve çirkin Adem'den geliyor. Çendan sureti zahirde müsbet ve vücudu de görünseler esası Adem'dir, nefihtir. Yani Allah'a itmektir yani bu içkiyi. Kaldırdığın anda Allah'a itmek oldu. Nefi. Nefi diyoruz. Haram hükmünü kale almaz. Bazen bazı şeyleri müsbet görünüyor. Diyelim ki münafık bilinmiyor. Müsbet görünüyor. Ama Adem hesabına çalışıyor. Evet. Münafık. Hem bir müşahede sabittir ki bina gibi bir şeyin vücudu bütün etzasının mevcudiyetiyle takarrur eder. Halbuki onun harabiyeti ve ademi ve inidam ortadan kalkması bir rüknün ademiyle asıl olur. Hakikaten öyle değil mi? 20 adamın diyor. Burada mı söyleyecek? Evet abi. Burada söyleyecek. 20 adamın 20 günde yaptığı bir binayı bir çocuk bir kirbitle yok ediyor. Yani onun için zannediliyor ki dünyada kafirler daha muktedir. Hayır ya. Mesela İstanbul'da şer. Mesela bazıları diyor ki abi sokaklar tamamen açık saçık. Kapalılar sokağa çıkmıyor ki evde. Bir tane açık saçık şey yapsa İstanbul'un hepsini bozar. Yani ademi şeyler tahrip nevinden ademi şeyler tahribat nevinden olduğu için vücut istemiyor. Tahrip kolaydır. Ettaribül eser. Mesela bir insan tamamen bir haram bir görse hafızamıza kalsa nasıl sileceksin? 20 sene uğraş namazda Kur'an'la gene yok edemez. Ha onu ezecek, onu ortadan kaldıracak sevabın çok olur. Ama hayalinden gider mi? Gitmez de onun mesuliyeti ne düşüyor bu? Evet anlattım işte. Sevabı fazladır. Tamam o bloke ettin. Nereye benziyor? Arılar şey yapar. Amcamın peteğinde gördüm. Fare girmiş. Bal çalmaya. Arılar uçuşmuş fareyi. Öldürmüş. Çıkartamıyorlar delikten. Fare bir şekilde girdi. Ne yaptılar biliyor musun? Etrafını mumyaladılar. Ha. Niye bunu söyledin? O kafamı hayalimizdeki o haram şekil mumyalıyoruz. Ama duruyorum.
Yani Adem ne kadar berbat yani. Gitmiyor abiler, gitmiyor. Ha, onun vesilesiyle o kadar tövbe ettik, o kadar istiğfar ettik, ettik de ettik. Vallahi onu belki 10 katı onu ezecek kadar sevabımız var. O sebep oldu. Adem vücuda hizmet etti diyelim. Ama Adem gitmiyor abiler. Kafadan o gidiyor mu Mehmet? Gitmiyor. Ne garip ya. 20 seneden beri tövbe ediyoruz. Hala kafada duruyor. Bir yandan da iyi mi acaba? İyi oldu ona. Yani o iyi oldu denilmez. Çünkü Allah iyi demedi ona. Bir kere usulü kaybetme. İkincisi şu diyebilirsin. O vesilesiyle herkeste olmaz ama ben 20 seneden beri dua ediyoruz. Mesela ustad diyor kulunç illetimin diyor. Kulunç hastalığım için 15 sene mi diyor? 20 seneden beri dua ediyorum dedi. Sonra diyor ki iyi ki gitmedi diyor. Çünkü duaya devam et sebep oldu. Duanın vücuduna vesile olur. Mesela birkaç dakika bir günah işliyoruz. Bir video denk geliyorsun. Allah 10 seneden beri hala ya Rab onu sil. Ustada iki defa yapmış ama Allah. Beyni tamamen silinmiş. Biliyor musunuz onu? Tesemmüm hastalığına. He? Tesemmüm hastalığına gelen bir şey değil ya. Evet. Tesemmüm hastalığıyla ustadın beyni iki defa silinmiş. Nimet oldu diyor. Bu sefer Kur'an olduğu gibi almama vesile oldu. Bir nur aleminin bir anahtarında söylüyor. Bir de Mesnevi Nuriye'nin nokta risalesini söylüyor. Bir 20 yaşında oldu. 20 yaşında olmuş, beyin silinmiş. Her şeyi yeniden öğrenmiş. Bir de zehirden dolayı 80 yaşında olmuş. Hadis var ya aslında Mehdi diyor, bir gecede temizler diyor. Mehdi bir gecede Allah hazırlar diyor. 20 yaşında temizler, günahlarını falan temizler. Ha bir gecede evet günahlarını hazır. 20 yaşındayım dünyaya gelmişim gibi. 20 yaşındaymışım gibi yeni dünyaya gelmişim gibi kainata baktım demek sıfırlanmış beyin. Hiçbir şey yok. Her şeyi yeniden görüyor. Her şeyi yeniden. Mesela bir nimetini söyleyeyim. Biz sıkıntı çektik ya böyle bayağı yani bütün yani dünya gelse bir şey olmazdı ama Nur cemaatinin içinde de bize muhalefet ettiklerini de bizim hapishane meselesinde hakikaten çok sıkıntı çektim. Yani Nur talebeleri nasıl bunu aleyhinde bulunur vesaire. Sahip çıkmayabilirsin ama nasıl hain dersin yani. İçimize girmiş hain. Allah Allah. İnsanın ağrına gidiyor ya. Günahkar olabilirsin. Hatalı kusurlu olabilir. Hatta kebair işleyebilirsin. Ama dairemize girmiş hain demek çok ağır. Münafık yani. Günah kebair işleyen, zine yapan, içki içen, adam öldüren kafir olmuyor da, hain olmuyor da. Hata yapan, kusur yapan bir insanın hain olur mu? Ne anlatacağım biliyor musun? Çok ağrıma gitti bu. Ondan sonra benim hapishanede 20 belki de %20-30 beynim sıfırlandı biliyor musunuz? Ve yeniden kurdum. Ne işime yaradı onu anlatacağım. O düşmanlıklar vardı ya kızdım falan. Hiçbirisi yoktu. Nasıl anladım? Çünkü çıktığım zaman herkese telefon ettim. Bir tanesi dedi ki seninle aramız yoktu ya beni niye aradın? Hakikaten öyle miydi ya dedim. Tabii ya ne çabuk unuttun dedi. Sen dedi falan tarihte olan bir 10 sene geçmiş. Bana böyle demiştin. Tamam öyle kalsın o zaman. Yeni öğrendim onlar demek aramız yokmuş. Bu nimet oldu yani. Bütün o şeyleri unuttum. Ekseriyetini unuttum. Külliyatı yeniden kurdum epeyi. %20. Ama ustad da tamamen sıfırlanmış. Hangi sistemden oluyor ki acaba? Nasıl? Kuvve-i hafızada enerji az gidince içsel çöküntü mü oluyor? Bilmiyorum dosyalar birbirine mi giriyor? Sonra okuyunca hemen hatırlıyorum. Aa tamam. Mesela bu çizgiler var ya bu çizmeler. Şunlar. Mesela ben bu çizme işini göreyim. Dokuzuncu şu an şey mesela. Şunu göreyim, şu sarıyı göreyim. Okumayayım. Hemen hatırlarım yani. Bu sarı nedir? Şöyle sayfayı fotoğraflamak için çiziyorsun. Bunu Barla da söylüyor, Mete diyor böyle. Böyle yapın diye. Fehmi tesil eder. Anlayışınızı aktif eder. Mesela ben bu sarıyı göreyim. Burada nedir? Anlıyorum. Hatırlıyorum hemen.
Yani ders yaparken mesela şimdi sizinle konuşuyorum ama bak şu bak şuradayım. Şu ne olduğunu hemen fotoğraf. Burada sarıyı gördüm hemen ana fikir söylüyorum. Böyle çünkü beyin yazıyı değil, manayı değil, şekli alıyor. Resim işi yok. Çok kolay oluyor. %58 resim, %17 mana. Bu sen şekillendiriyorum, boyuyorum. Bu boya şekile dönüşüyor ama içerisi mana var. Önce tak diye şey yapıyor, kavruyorsun yani. Unutmuyorsun. Sağ tarafta ön sayfada sarı bir çizgi diyorsun. Böyle kolay oluyor. Çok. Çünkü resim ezberlemek çok kolaydır mana ezberlemekten. Benim tespitim değil ha. Mana ezberlemek %17 der ehli dünya. Yani bu işin bilim insanları denemişler. Adetullah kanunu bu. %57 ise şekille ezberlemek. Kolay olduğu için. Çok kolay. Ama mesela ben şu aşağıdaki şu pembeyi hemen benim de şu sayfada karşıki tarafta bir ikinci satır değil üçüncü satır. Oraya kadar gidiyor beynin. Çok ilginç ya. Çok acayip. Şekil gidiyor mesela. Onun için nefiste de öyle oluyor. Bakıyor o... Şekil onun için unutulmuyor. Suretleri hemen kapıyor. Evet o manasına, açık 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 saçık çıkmıyor. Çıkmıyor. Manasına erişmiyor zaten. Evet. Devam edelim abi. Devam edelim. Onlardaki fenalık ve çirkinlikler Adem'den geliyor. Hangisi? Fenalıklar, musibetler, masiyetler, belalar, bütün çirkinlikler Adem'den geliyor. Hastalık mesela. Vücut gibi gözüküyor. Şarap kaldırıyor, vücut gibi gözüküyor. He? Kudret tahallük etmiş, vücut zaten. Evet, ama Adem'den, Adem'de tezahür ediyor. Çendan suret-i zahiride müsbet ve vücudi de görünseler esası Adem'dir, nefidir. Hem bir müşahede sabittir ki bir bina gibi bir şeyin vücudu bütün etzasının mevcudiyetiyle takarrur eder. Halbuki onun harabiyeti ve Adem'i ve inhidamı bir rüktünün Adem'iyle hasıl olur. Hem vücut her halde mevcut bir illet ister. Muhakkak bir sebebe istinad eder. Adem ise Adem'i şeylere istinad edebilir. Adem'i bir şey, madum bir şeye illet olur. Bunu nerede güzel anlatıyor? Şualar 102'de. Bir de 24. mektupta Adem'den kalmadın, vücut taş olmadın, bitki olmadın, hayvan olmadın, insan oldun falan sayıyor ya. Şimdi abiler şöyle bir şey var. Allah var iken hiçbir şey yok. Neredeydik? Vücud-i ilim. Vücud-i ilim neredeydi? Adem'deydi. Usta diyor. Adem'den vücuda çık denildi. Adem'den vücuda çıktı. Acayibime gidiyor yani. Mesela bazen teşebbütte var ya namazda. Böyle adreslemek için biz bedendeyiz. Bedenle biliniyoruz. Biz bedende değiliz abiler. Adem'e depo diyebilir miyiz? Adem'e depo deme ama. Deposuz depo de ya. Adem'den vücuda. Ama vücutsuz vücut. Depo dersen içine raflar da koyacaksın bu sefer. Sanki ilmi muhiti ezelik ama bize göre Adem'deydi galiba. Cenab-ı Hakk'a göre yine vardı. Kaç tane ilim var? Bir, ilim. Alem-i şehadette. Daire-i ilim. Gaybda. Bak. Daire-i ilim. İlmi ezeli. Esma. İlmi muhiti ezeli. Üç tane kelime. İlmi muhiti ezeli. Sıfat. İlmi muhiti ezeli. Subuti sıfattaki ilim. İlmi ezeli. Alim esması. Daire-i ilim. Levh-i mahv ve ispat. İlim. Alem-i şehadet. Külliyat ha? Ama lügata bakarsanız tercüme, sadeleştirme yaparsa adam ilmi muhiti ezeliyeye de ilmi ezeliyeye, daire-i ilme, ilme de hepsine Allah'ın ilmi diyecek. Şu cinayete bak. İlmi muhiti ezeli sıfat, ilmi ezeli esma, daire-i ilim, alemi gayb, ilim, alemi şehadet. Cinayeti görüyor musun? İşi bilen çıldırıyor işte be. Bana dediler bu adama niye bu kadar sert çıkmıştık ya falan. Şeyim alma zaten. Ya sadeleştirme namının altında duman etti külliyatı ya.
Yok etti, yok. Yok. Yok oldu kendisine. Acayip bir şey ya. Yok olur ya, bak bir tane sana. İlmi, muhit, ezeli. Üç kelime. İlmi, muhiti, ezeli. İlmi, ezeli. İki kelime. Aynı olur mu? Üstad israf eder mi? İlmi, muhit, ezeli. Allah Allah Allah. Sıfat. İlmi, ezeli. Nerede anlatıyor? 146 mesnevide var. İlmi, muhit, ezeliden temessül eden imkanı vücutlar. İlmi, ezeliye perde olmuşlarsa diyor, hakiki vücut mertebesi kazanmıyor. Anlatıyor ya. Hepsini kullanıyor bak. İlmi muhit ezeliden temessül eden imkanı vücutlar ilmi ezeliye perde olmuşlarsa vücut hakikiye kazanamamışlar. 26. lemada da söylüyor. O diyor ilmi muhit ezelideki imkanı vücutlara diyor gözükmeyen bir mürekkeple sürülse diyor kudret taalluk eder. Kudret taalluk nereye eder? İlmi muhit ezeliye değil. İlmi ezeliye bu gözükmeyen yazı o ilmi ezeliye girdi mi mahluk oluyor. Kudret taalluk etmediği her şey ilmi vücuttur. Kudret taalluk ettiği her şey mahluktur. O kadar kolay. Vücudu harici mahluk denmesi için abiler ne diyeceğiz? Kudret taalluk etmiş. Kudret taalluk etmemişse ilmi vücut. İlmi vücuttan önce ne vardı? Adem vardı. Vücutsuz vücut Mehmet öyle yaz abi. Ben öyle yazdım. Vücutsuz vücut, varlıksız varlık, sıfatsız sıfat. Adem bu böyle acayip bir alem. Durup dururken bazen Adem alemleri aktif oluyor ha insanda. Mesela bak yapayım. Hiçbir şey yok. İyiyiz değil mi? Tamam. Hiçbir şey, hiçbir sebep yok. Hiç her şey yolunda. Ama Mehmet latif oğlum. Bak bak. Ne oldu? Ne oluyor ya? Ne oldu? Ne sebep oldu? Hiç bak niye ben yanıyorum? Niye çıldıracak gibiyim? Adem alemleri aktif oldu. Yok, Adem oldu. Adem'den en keskin çıkaran videoda insan ne olur mesela böyle bir şey olsa? Adem'den en keskin ne çıkar? Mesela Adem alemleri aktif oldu. Sıkıntı bastı mesela ya da başka bir şey. Ha, eğer onu birisi sana yardım eder. O anda sen Adem olduğunu nasıl anlarız? İlim olsaydı aklen onu çözerdin. Sıkıntı. Hadi bakın okuyorsun gitmiyor. Bak şimdi. Çözümünü söylüyorum. Kitap okuyorsun, gitmiyor. Namaz kılıyorsun, gitmiyor. Kur'an okuyorsun, biraz gidiyor. Epey gidiyor, %50 gidiyor. Sıkıntının çözümü, tilaveti Kur'an, münacatı Rahman, sohbeti İhvan. Sohbet edince, müzakere, tefekkür, o yok ediyor. Tefekkür imaniden başka, Adem'i ortadan kaldırdığı hiçbir şey bilmiyorum. Şahit değilim alemimde. Tefekkür imani. Düşünceyle de gitmez. Sıkıntıyı düşünerek bu neyin nesidir falan gitmez. Kur'an okuyarak epey gider. Reddir çünkü. İlle içi lazım. Kur'an'ın içi lazım. O da nasıl yapacaksın? Sen o anda sen kendi başına tefekkür imanı yapamazsın. Sıkıldın. Ya ne haber ya Resul abi? Tahir iyi misin? İyiyim. Odasına git. Ne diyorsunuz? Ne yapıyorsun falan? Allah Allah böyle. İki kere abi bir çay koyalım, bir kahve koyalım. Hadi bakalım biraz ilmi şundan. Sohbet edince sohbeti ihvan tak diye kaldırıyor ortadan. Onun için derslere gitmek, dershanelere gitmek sohbet ihvandır. Bizim Barış var Hasan abi de. Ha. Çekti ya. İşte odaya geldi. Tahir'le oturup konuşuyor. Sohbet ettik yani. Bir şey demedim. Ya rahatladım ya. Bitti. Hiçbir şey. Onun hakkında konuşma. Normal konuştum bitti. Acayip bir şey yani. Demeyin. Ya ben ne yaptım? Günahkar mıyım? Rezil miyim? Allah beni bıraktı mı? Şeytan mı? Cin mi? Musallat oldu. Zıkkı mı? Kökü oldu. Hemen derler cinler sihir yaptılar, büyü yaptılar. Hiçbir şey yok. Adem alemleri aktif oldu o kadar. Niye oldu? Niyesi yok Adem'in. Bir yerde boşluk buldu girdi işte. Aa bu köyde bizim oradan su akmıyordu. Bu sene hakikaten su akıyor oradan. Aşağıda deprem mi oldu? O alt tarafta bir kaymalar mı oldu? Bir yerden yol buldu su çıktı. Daha önce su vardı. O da yok oldu. Kapandı. Gibi yani. Sebep arama kardeş. Bunu bilmeyen adam ne yaptı? Bilmeyen çekti azap. Diğer doktora gidecek. İnim inim inleyecek. Daha çoğaltacak. Veya uyduruk böyle işi bilmeyen şeytan
melek, şeytan, melek, cin bilen adam ne diyecek? Ya sihir yaptı, ya büyü yapıldı, ya nazar oldu. Hiçbirisi değil. Adem alemler aktif oldu. Bilmiyor ki Adem nedir. Ama bir şey diyecek daha yani para alacak ya. Oo, sana 7 tane sihir yaptılar. Bir tanesini mezara gömdüler. Ötekisini virane olmuş değirmene attılar. Bir tanesi dehlize attılar okyanusa. Haydi bakalım. Nasıl çıkartacaksın? Yani çok zor yani. Uğraşmak lazım. 30 gün her gün bir saat münacat etmek lazım. Tamam hoca efendi ne yapalım? Sahtekar efendi. Her gün için 100 euro verirsen 700 euro ile olur gibi geliyor bana. 700 euro ile kurban gitsin gene. 7 gün sonra çok uğraştık ama bir 7 gün daha lazım. Sığır gördü mü seni sağacak tabii böyle. Eşek olursan semer vuran çok olur. Hiçbir şey yok. Ne çare ne? Nur talebesi olacaksın kardeşim. O kadar. O kadar kolay. Şimdi bu bizim... Leküm din, hüküm veli yedi. Ben sana girmeden önceki Ahmet girdikten sonraki Ahmet bu şeyler mumyalanıyor mu? Yoksa yok ediyor mu Allah'ımla? Şimdi şu. Abi o Nur'a girmeden ki Ahmet'le Nur'a girdin Ahmet. Nur'a girmeyen Ahmet'i kullan. Vaydi kıyası yapıp Allah'ın sana verdiği nimeti hatırla. Allah Kur'an'da peygamber'e diyor ki, peygamberimize diyor, Yusuf'a, Yunus'a, Şit'e, Adem'e verilen nimeti de hatırla. Yunus Aleyhisselam'ın varlığındaki niye getiriyor? Bak bu nimeti de hatırla. Bu nimeti de hatırla. Nur'a girmeden önceki Ahmet'i hatırla. Nur'a girdikten sonraki Ahmet bunu kıyas edip ya Rab sana şükürler olsun. Allah işte ona sebep bu. Hadi bitirelim biraz gideyim. İşte bu iki kaydı bina. Yani bu dersi dinleyen adam sihir büyüğünün değil. Esas bize nedir biliyor musun? Şeytan bir şey yapamaz kardeşim. Bak şeytan günahların kendisidir. Bak günah enerjisi var ya mesela şöyle diyeyim. Ben su içiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Fil. Melek yaratılıyor. Şarap içiyorum. Şeytan yaratılıyor. Şeytan ademi bir enerjidir. Tamam? Başka bir şey anlatacağım da. Bak beynimiz sildi. Bir parçasını herhalde şunu diyecektim ama sildi çok antika. Arkadaşlar vesveseden, sihirden, büyüden değil adınız gibi bilin seyrettiğiniz videolardan erba habise yaratılıyor. 246 sözler. Ne yapar? Yaratıldığına delil. Videodan iki şey yapar. Erva habise varsa nasıl anlarsın? İnsanın fıtratını bozan bir de yanlış yollara sevk eden. Garip garip düşüncelere seni sevk ediyorsa, fıtratın bozuluyorsa iyiyken erva habise aktif. Seyrettiğim şeylerden. Allah bela yazmaz, kul azmayınca. Yani uzak duracağız. Bu konuda en çok hassas Abdurrahman kardeş ve Mustafa baba bize örnektir. Ben bile örnek değilim o kadar. Değilim ya. Bu konuda takvada bu iki zirve insan. Ben Latifoğlu. Bu ikisi çok da rahat. O konuda rahat ama. Ötekisi başka konuda. Erva habiseden uzak olmak istiyorsak sihir, işte bunu bilmeyenler cincili mincilerle uğraşıyorlar ya. Ona şey diyorlar, erva habise bilemedikleri için tanımlayamıyor, kalıba da girmiyor. Şeytani değil, cini de değil, göz de değil. Nedir o? Erva habise bilmiyor. Yani oysa filmlerden, müziklerden girdi, o zaman diyor ki göz olmuştur, sana sihir yapmıştır, atıyor kafana. Erva habise. Yani filmi çeviren o kadın, filmini seyrettin ya, o kadının ruhaniyeti kopyala yapıştır. Onun adı, bizim içimizdekinin adı erva habise. Habis ruh. O kadının ruhu. 410 sözlerde söylüyor. Hastanenin morgunda morgda kefeni kaldırıp adam baksa
Diyor ya. Hissiyat-ı ülve insaniyi derinden derinden tahrip eder. İnsanlık yok olur değil mi? Ha, o nasılsa daha önce filmi çevirmiş. Filmi çevirmiş, adam ölmüş. 20 sene olmuş öleli. Ama filmi duruyor o kadının. O filmi seyredince morgdaki kadını seyretmek gibi böyle olur. Usta söylüyor. Daha önce diyor bunu çevirmiş. 410 sözler. Bazıları diyecek ki sayfalar tutmuyor. Ben envara göre söylüyorum. Ha morgda gittin, aşağıdakini baktın, kefeni kaldırdın. Ha 10 sene önce çekilen filmi o kadın da gitmiş. Ona bakmak hissiyat-ı ulvi-i insani tahrip eder. Derinden derine. İki tane şey söylüyor ya. Derinden derine hissiyat-ı ulvi-i insani tahrip eder. Bir de bir şey yapar diyor. Acayip. 410 sol tarafta. O ayetin altında. Bak o şekil orada. Sarsar tahrip eder. Sarsar. Sarsar tahrip eder. Bak şekil var benimkisinde de. Sarsar ayrı şekil. Tahrip eder ayrı bir şekil. Sarsıyor. Böyle elektrik çarpar ya. Sarsıyor. Veya hissiyat-ı ulviye-i insaniye. Doğru mu söyledim? Evet abi. Ya, onu da ortadan kaldırır. Yani insanı insan yapan değerler oluyor. Allah muhafaza etsin. İyi ki bir müzakere var değil mi? Üstadımızdan Allah ebeden daima razı olsun. Bak beraberiz bunları konuşuyoruz. Ya Allah muhafaza ya. Bu derslerde olmasa nasıl konulacaktık ya? Müzakere çok dehşet bir olay. Müzakere. Bir ders, bir memleket Osmanlı batmasına sebep müzakere ilmiyenin olmadığından söylüyor. İşte dershanelerde müzakere olacak. Mutala olacak. Dershanede çay şey yapılacak. Ondan sonra derslere gelinecek. Bugün nerede dersiniz var? Bugün pazartesi. Burada müzakere var. Burada müzakere var. Bak fesuphan. Şeyde cennette de şey var. Ders var. Allah Allah. İyi ki var ya. Nasıl öpmeyeyim. Oh çok şükür. Biz ücretimizi almışız. Çok şükür. Dünyada cennet hayatı verdi ya. Allah yetiyor. Yani bir de okuyayım şöyle bitireyim. İşte bu iki kaide binaendir ki şeytan ins. İnsi şeytan var mı? Var. Ne demek biliyor musun? İnsan suretinde şeytan, ruhu şeytan ama Peygamberimiz Allah vaat ettiği için ruhuyla cesedi aynı yapmıyor Miraç'ta. Geçmiş kavimlerde Allah domuz yapmış, ilan yapmış, hınzır yapmış ya. Şimdi adam şeytan ruhu bedenini yapmıyor. Peki tersi var mı? Tersini söyleyeyim size. Piyasada bazen insan suretinde dolaşan var biliyor musun? Tokalasanız eliniz boşa gelir. Şeytan. Cesetlerini çıkarabilseler diyor. Evet cesedini çıkarsa. Cinni şeytan. Aynı cinni olacak. Şeytan olacaktı insan cesedini çıkarsa. Onlar da ceset. Onlar ceset giyselerdi aynı bu adam olacaktı. Bu adam olmaz. Bu adam. Bu adam. O feza yani. Sen cesedini giymediği için göremedin hali. Yani mesela birisi şey vardı böyle. Dedim Rüştel değilim yani Rüştel. Bu acayip bir merdim girizdi. Meğer böyle bir hadise yaşadıktan sonra adamı merdim giriz yapmış. Böyle herhalde tahmin ediyorum bir insan suretinde ceset gibi gözüküp şeytan görmüş de. Ondan sonra merdim giriz ondan mı oldu? Elin boşa gelir Hasan demişti. Adam yok yani adam var adam yok. Onun için gördüğünüz o sokakta insan suretinin hakikaten kilosu var. Ruhu şeytan, masa cin. O usta söylüyor, mason locaları diyor. Mason localarına git diyor Fransa'ya. Mason localarına insan suretindeki şeytanları git diyor Tillo'ya. İnsan cisimde melekleri ve ruhanileri göreceksin diyor. Diyor mu abiler? Akrepler ya. İnsan libası giymişler. He? Akrepler insan libası giymişler. Evet akrepler. Bozulma sürecini dört tane söylüyor. Dört tane beş. İnsan nasıl bozulur? Masum zanneder. Taklit eder. İlk önce maymun olur. Bozulma süreci. Taklit eder. Ne derler diye yaşar. Maymunlaşır. Gider. Maymunlukta terakki edince ne olur? Tilki. Tilki olur. Köpek olur. Yırtıcı olur. Sonra
Bu ikisi toplanıp biraz da ilerlerse yılan. Yılan olur. Sonra bu üçü toplanıp telakki ederse ayı. Ayı olur. Sonra bu dördü toplanıp giderse ne olur? Domuz olur. En kötüsüne işte bu iki kaydeye binaendir ki şeytan, ins ve cinnin kainattaki müthiş asarı tahribat, tahripkaraneleri ve enva küfür ve dalalet ve şer ve mehaliki yaptıkları halde zerre miktar icada ve hilkata müdahaleleri olmadığı gibi. Peki nasıl yapıyorlar bu kadar şeri? Hayır yapamazlar şeytanlar ve münafıklar. Zaten usta diyor ki bunlardan terakki beklemek, bu münafıklardan yani anarşistlerden terakki beklemek mümkün değil. Çünkü şeytan ruhları terakki olmaz. Peki nasıl muktedir oluyorlar? Tahrip yapıyorlar. İşleri güçleri tahrip. İşleri güçleri. Yani tahrip ne kadar kolay ya. 20 adamın 20 günde yaptığı binayı bir tanesi koca dağ ve evi de bir kirbitle yok ediyor. Tahrip kolay. Tahribin kolaylığından kafirler muktedir gözüküyor. Hayır. Kafirler muktedir değildir. Tahribatları olduğu için tahrip de kolaydır. Bu dağdaki o 50 dönüm ağaç dedi en az 10 senede. 50 senede o ağaç olurdu. Ama adam yarım saatte 50 dönüm arazi gitti. Çok mu güçlü bu adam? Tahribatı büyük. Ondan diyor, ondandır ki bu tahribatın vücudundan diyorum ki Mehmet, çevre. 10 cüz gece kitap okuyacağına yat, 10 dakika video seyretme. İlk önce nefsime diyor. 10 cüz okuyacağına okuma. 10 dakika video seyretme. Televizyondan uzak dur. En masum gözüken de haber. Tabii o tepeme çullanacaklar bunu. O haber. Bak ekseriyeti zehirli üflemeleriyle diyor mikrofona. Şu anlarda söylüyor. Fil o kadı. Yani o mikrofon var ya zehirli üflemeleriyle doğruyu yanlış, yanlışı doğru söylüyorlar. Ekseriyeti mutlaka. Sen de inanıyorsun moralin bozuluyor. Uzak duracaksın. Başka şansın yok. İlaç içmektense uzak duracaksın. Haberleri seyredip de psikoloji ilaç almayan insan çok az olur. Çünkü psikolojini bozar. Zaten psikolojiyi bozmak içindir. Ekseriyeti uydurmadır. Öyle bir şey yok yani. Öyle bir haber yok. Ve bir iktidar ve bir kudretle o işleri yapmıyorlar onlar. İktidarları yok. Tahrip ediyor. Belki çok işlerinde iktidar ve fiil değil. Belki terk ve ataletdir. Hayrı yaptırmamakla bize ne yapıyorlar? Şerleri yapıyorlar. Bak hayrı yaptırmamakla mesela petrol çıkacaktı, çıkarttırmadı. Ne yaptı? Şer oldu. Türkiye'de her taraf petrol dolu. Petrolü çıkarttırmamakla seni fakir etti, şer etti yani. Görüyor musun? Hayrı yaptırmamakla şerleri yapıyorlar. Yani şerler oluyorlar. Mesela namaz kılmamak haram olduğu için namaz kılmak farzdır. Veya namaz kılmak farz olduğu için namaz kılmamak haramdır. La ilahe olduğu için illallah'tır. İllallah olduğu için la ilahedir. İlk önce niye menfi geliyor? İman olabilmesi için üstadımız söylüyor işaret edeceğiz da. Küfrü terk edeceksin sonra iman olacak. Ezan mı okunuyor? Yok. He, oluyor. Çünkü mehalik ve şer, mehalik ne demek? Tehlikeli, seni helak edecek tehlikelerden ve şerlerden tahribat nevinden olduğu için illetleri mevcut bir iktidar ve fail bir icat olmak lazım değildir. Belki bir emri ademi ile ve bir şartın bozulmasıyla koca bir tahribat olur. Bak ha, ben işte geldi şeye, bana dayandı bak. Onun için sarı boyadım, bakar mısın Resul'a? Bak, belki bir emri ademi ile ve bir şartımız var. Ne biliyor musun? Doğru düşünmemekle kötüyü düşündürüyor seni.
benim rehberim, o adamdaki veciz, inşallah Arnavutköy'de yazdıracağım büyük. Benim arkamda, o adamdaki cümlem şu olacak, şu olmalı. İnşallah yazdıracağım onu. Ne biliyor musun? Huzma Safa. Huzma Safa dema keder. Safaya kederi bırak. Diyor ki bir emri itibari kendimi bak yapayım. İyi hissetmiyorum. Kötü hissediyor. Bana bak. Sen ne düşünüyorsun benim? Yani hep nerede olumsuz varsa onu bak. Huzma Safa. Safaya. Bir insanda eşinde, aşında şey, iyilik de var, kötü var. İyi tarafına dema keder. Kederi bırak. Kederi niye alıyorsun ya? Bazı insanlar böyle kendilerini kötü yapmak için televizyonda o onu kaçırdı, o onu öldürdü, o onunla boşanmış, o çocuğu yetim kalmış, bu programları kadınları duman ediyorlar. Ne kadar desen de ben onu seyretmemiş durabilir miyim dedi. Hem de tanıdım. Ha iyi, devam et. Ama 3 tane ilaç içiyor şimdi. Söyledim, ahmağa bak gene seyrediyor. Ben o çocuk kaçıldı, bilmem ne yaptı, nereden bilecektin ya, sen niye kötü oluyorsun ya? Canım sıkılıyor diyor. Niye sıkılıyor durmuyor? Namaz kılıyorsun Kur'an. Dur hele ya. Dedi ki hemen onun yakını. Ya falan programı seyredin. Ne var dedim o falan. O onu kaçırdı. O çocuğu öldü. O yetim. O sonra bir araya geldi. O bir... Ya sen ahmak mısın ya? Sen İstanbul çöplüğü müsün ki herkes çöpünü sana atıyor? Niçin bunları söyledim şey, Resul? Bir emri ademi. Olumsuzlukları. Yani olumlu düşünmeyince olumsuzluk işgal eder. İmam Şafii'nin güzel bir sözü var bunun hakkında. Hadi. Bak bir de. Olumlu düşünmeyince olumsuzluk seni işgal eder. Cümleyi söyleyin. Sen hakla meşgul olmasan batıl seni meşgul eder. Hakla meşgul olmasan batıl seni işgal eder. O ayette var da. Bizim zikrimizden yüz çevirme biz bir şeytanımızı musallat ederiz. Bak. Harika. Ayet mi varmış? Biz zikrimizden yüz çevirirse yüz çevirene biz ona bir şeytanımızı musallat ederiz. Vay be. Hakla meşgul olmasan batıl seni işgal eder. İmam-ı Şafii ya. Hakikaten tam baba adam ya. Psikolog ya. O kadar kafama yatıyor ki yani. Bunlar var ya böyle. Psikolojiyle fazla meşgul olduğum için bunlara ait şöyle olunca vay be nasıl düşünmüş yani. Aha burada söylüyor. Belki diyor bir emri ademiyle doğruyu düşünmemekle doğru düşünmemek deyince ne oluyor? Bir şartın bozuluyor. Kafandaki o bütünlük bozuluyor. Koca bir kafanda cehenneme dönüşüyor. Ateş küreye dönüşüyor. Cehenneme gitmeden cehenneme gider. Şibir emradım. İşte bu sır mecusilerde inkişaf etmediği içindir ki kainatta Yezdan namiyle bir Halik-i Hayır diğeri Ehriman namiyle bir Halik-i Şer itikat etmişlerdir. Şey bu kim çıkarttı bunu? Yunan filozofları çıkarttı. Doğada kainatta Resul Ehriman var. Bir de Yezdan var. Bir hayır yapanlar var. Bir de şer yapan var. Ne yapsın? Allah olmayınca Furkan. Halbuki onların Ehriman dedikleri mefhum ilahi şer, ilahi şer. Ehriman neymiş? Ehriman şer ilah. Şerleri yaratan. Şerleri yaratan he. Bir cüz-i ihtiyarıyla insanda nasıl oluyor? Ya hayrı yaptırmamakla şeytan şeri yapıyorlar ya. Doğruyu düşünmemekle zaten şerdesin. Bir cüz-i ihtiyari ile ve icatsız bir kesple şerlere sebebiyet veren malum şeytandır. Görüyor musun? İşte ey ehli iman son cümlemiz. Şeytanların bu müthiş tahribatına karşı en mühim silahınız ve cihazı tamiriyeniz ilaç kullanmak, unutmak için televizyon ve videolarla meşgul olmak, hizmet namı altında orası şurası benimdir diye seyahat etmektir. Yusuf niye kafa kaldırdın abi? Şeytanların bu müthiş tahribatlarına karşı en mühim silahımız ve cihazatı tamiriyeniz. Bak
Mesela ben tamir yapmayı biliyorum Tayyip. Bak bu, buna çok dikkat edin ve keseceğim. O cihazı takabilirim ama iki ağızlı anahtarım yok. Tornavidam yok. Çekicim yok. Yapabilir miyim? Ya bak arkadaşlar, cihazı tamiriyeniz. Bu kaçıyor nazardan. Tamir cihazımız var, tamir. Akıl tamir cihazı. Vicdan tamir cihazı. Aklın çözemediğini kim çözüyor? Kim çözüyor? Vicdan çözüyor. Vicdan nedir? Söyle. Aklın aklıdır. Ya? Ustad 98 makamette diyor ki, sırrın sırrıdır diyor. Vicdan fıtratı diye şurdur abi ya. Ya. Acayip. Aklın aklı ya. Çok garip. Aklın yanlış yapılanı akla diyor ki yapma, deme. Aklın aklı, akıl hocasıdır. Şimdi ne dedim? Bak, cihazı tamiriyeniz. Cihaz. Bir de neymiş? Şeytanların bu müthiş tahribatına karşı iki şey olacak. En mühim silahımız, cihazı tamiriyeniz neymiş biliyor musun? Aletimiz. İki ağızlı anahtar, tornavida, çekiç. Ne demek? Bir, istiğfardır. Ta aleti bu. Ve euzubillah demekle Cenab-ı Hakk'a ilticadır. İstiğfardır. İlticadır. Sünnet-i seniyeymiş. Üç tane şey. Tornavida, çekiç, bir de bir şey söyleyeyim. İki ağızlı anahtar veya bir çak. Destere diyelim. Bir, istiğfar, iltica, sünnet-i seniye. Bunlar aletmiş, alet. Neyi aleti? Tamir aletiymiş. Kendimizi tamir etmek içindir. Mesela sünnet-i seniye yapayım. Bu kitap örneğin. Böyle mi dursun? Böyle mi dursun? Böyle mi dursun? Böyle mi dursun? Nasıl dursun? Hepinize göre en iyi olacak. Mesela her yaprak, ağacın her yaprağı mutlaka bir güneş görür. Ama böyle, ama ikindi diyor, doğarken mesela. Sünnet-i seniye şu, bir kendi tanımında. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu alemi şehadeti görüyor. İnsanları görüyor. Alemi gaybtaki sonuçlarını görüyor. Yerde işlenen günahların ve sevapların alemi gaybde temsillerini gördüğü için Allah Resulü alemi şehadete ve insanlara bakıyor. Sonuçları olan alemi gaybtaki havuzlarına, defterlerine bakıyor. Diyor ki, ikisine bakıyor şimdi. Hasan, buyur ya Resulallah. Onu götür. Bak kitap oradayı gözükmüyor. İleri götür. Çevir. Dağılmadı, olmadı. Bak buraya bakmıyor. Buraya bakarken orada. Çevir. Bu kitap orada nasıl gözüküyor? Götür. Bırak götür. Biraz da it. Hah! Tamam. Bu kitap orada en iyi, bunlara en iyi böyle gözükür. Sünnet-i seniye, şehadet ve gaybı ihata edenin eylemsel ve düşünsel hallerinin hulasasıdır. Yani ikisini beraber görün. Ustada demişler ki 10 sene kaldın. Ustad kendisi diyor, bir defa bakmadım. İlmin izzeti baktırmıyor. Gayb-ı Teşhir'de diyor ki, yerde işlenen günahların alem-i misalda temessüllerini görüyorum. Nasıl bakayım diyor. Yani yerde işlenen şu günah var ya şuradaki şey. Onun oradakisinin karşılığını orada görüyor. Mesela bir tanesini söylüyor. Eskişehir hapishanede diyor, lise mektebinin avlusundaki diyor raks eden kızların 50 sene sonra hallerini gördüm diyor. Lan 50 sene sonra hallerini nasıl görüyorsun? O alemi misale geçince burada olanı orada görüyor. Başladı ağlamaya. Biz baksak affedersin şehvetimiz artar. Özür dilerim yani. Ama o niye böyle oluyor? Yerde işlenen günahların alemi misalde temessüllerini görüyor. Seviyeye bakın yani. Gel de bu zatların davranışlarını, sözlerini rehber yapma. Demek ki hep böyle insanı heyecanlandıran şey tamir cihazımız üç tanedir. Tövbe, iltica, sünnet-i seniye cihazmış. Bir daha. İstiğfar aletmiş. Euzubillah. İstiaze edince iltica, sonra kala var, kala. Bunlar siperdi. Kala da sünnet-i seniye.
Bunlar siper. Sünnet-i senede kalan. Yani kısaca ustad bunlara cihazı tamiriyeniz. Geçmiş hayattaki, geçmiş ahmeti nasıl tamir edeceksin? Tövbe, evet. İltica, sünnet-i seniye. Zaten tövbe istiğfar, meyle yani şöyle keser, tecavüze de kırar değil. Evet. Ne diyor? Meyle, meyale anı şeyli keser, şeyli keser tecavüzatı kırar. Kırar ve hayra meyil verir. Yani tövbe ve istiğfar meyle anı şeyli keser. Mesela bir arzu olur ya böyle şere bakmak, harama bakmak. Estağfurullah, estağfurullah deyince hemen Allah imdadınıza yetişirim diye meal var. Kur'an'da tövbe ve istiğfar ederseniz imdadınıza yetişirim diye meal var. Evet, öylelikle burada kesiyoruz. وَاَخِرْ دَوَاهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Canlı yayında sorusu olan var mı abilerden? Bakayım. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Azar abi şöyle bir şey diyebilir miyiz? Vesvese terakkiyata sebep oluyor. Vehim teslimiyete vesile oluyor. Öyle bir şey diyebilir miyiz? Denilir. Olabilir ha. Ama yani böyle tefekkürümüzde kullanırız. Ama vehim duman ediyor. Tamam. Selamünaleyküm.